Sevgili dostlar, yeni bir Bediüzzaman'dan Mektup Var programında sizlerle birlikteyiz. Sevgili arkadaşım Ahmet Özkılıç'la birlikte her Bediüzzaman'dan Mektup Var programında olduğu gibi bu hafta yine Barla, Kastamonu, iki cilt olarak Emirdağ Laikası ve Şualar'da yer alan mektuplar içerisinden bir mektubu okuyacağız. Bugün Şualar'dan bir mektubu okumayı arzu ettik. 14. Şua'dan. Yani Bediüzzaman'ın Afyon hapsi sırasında talebeleriyle olan mektuplaşmalarını içeren bu risaleden 14. Şua'dan bir mektubu okuyacağız. Şualardaki mektuplar Kastamonu, Barla ve Emirdağ Laikası gibi numaralı değil. Dolayısıyla sayfa sayısı verebileceğiz. O da söz basım yayın baskısıyla 659. sayfa başlayan 660'da devam eden 661'de tamamlanan bir mektup. Ardında yine küçük bir mektup var. Bu da aynı mana içeriyor. Vakit müsaade ederse o bir sonraki kısa mektubu da okuyacağız inşallah. Mahkeme safahatında olduğu değil mi Ahmet? Mektubun muhtevasından anlaşılıyor. Evet, zaten. Evet. Bir girizgah olarak o mahkeme safahatı, çünkü Üstad burada bazı talebelerin, daha doğrusu iki talebesinin anladığım kadarıyla müdafaalarındaki tarzı, yani Risale-i Nur'un değil mi, ölçü üslubuna çok da muvafık bulmamış. Evet. Bunu anlıyoruz. Evet. Afyon Mahkemesi safahatında Ahmet Fevzi Kul, fakat diğer talebeyle ilgili demek ki ona ilişkin bir eksikliğimiz var. Vermiyor. Evet. O vesileyle isim vermiyor. Onu tekmil etmek lazım. Ahmet Fevzi Kul abi bu dönem içerisinde malum Eskişehir hapsinde Üstad Bediüzzaman Said Nursi ile beraber olmuş zatlardan birisi. Kendisi hani bizim yani hemşerimiz sayılır. Hani evet. Vefat, daha sonra yerleştiği, vefat ettiği yer itibariyle değil mi? Evet. Selçuk ortalar arasında değil mi? Evet. Çamlık mevkiinde yaşıyor değil mi, vefat edene kadar? Her senede bir anma merasimi, evet, onun vefat yıl döneminde yapılıyor. Aslen öyle Konya'da, biliyorum evet, ben de. Evet. Fakat Manisa ve havalisi, İzmir ve havalisini bol miktarda ziyaret etmiş. Manisa'da hemen hemen bildiğimiz yaşça bizim büyüğümüz ağabeylerin tamamı, yani 70'li senelerde bol miktarda hatıra sahipleri Ahmet Fevzi Kul abiyle. İzmir'de ve Manisa'da bol miktarda ders yaptığını biliyorum. Evet. Hatta bize şöyle bir hatıra ben de aktarmış olayım bu vesileyle. Hepsini yani rahmetle anmayı vesile olsun ve programın sonunda fatihalar gönderelim hepsini. İnşallah. Benim Risale-i Nur'la tanışmama vesile olan Ahmet abim, o kendi gençliklerinde, 60'ların başı filan herhalde, 60'lı yıllarda Tire'den diyor, işte bir abinin nezaretinde onu ziyarete gittik biz diyor. İşte Çamlık'ta orada sohbet ettik, tabii sohbetinden istifade ettik filan. Sonra ayrılırken diyor, ben o abimize dedim ki diyor, bu abimiz de bizim gibi düşünüyor, dedim diyor. O abi şöyle düzeltti diyor, hayır, biz de onun gibi düşünüyoruz. Diye. O benim için önemli bir hani ölçü olmuştur diye. Çok hoş, hani ne güzel dönüştük dersin. Burada hani büyük olana itibarla tarif yapılır. Hmm. Yani biz merkezde onu tartıyoruz değil, hani o oradaki biz kendimizi ona nispet ederiz. Yani onu bize nispet edemeyiz diye. Bir güzel bir adab dersi o vesileyle aldım diye aktarırdı. Demek ki onlarla birlikte olmanın bu manada hayat içerisinde kaç tane böyle yol gösterici, yön gösterici özelliği var. Bir hatıra da İrfansel Hüseyinsel ekseninde geldiğinde onların dükkanına misafir oluyor. Orada da bir kısım imani, Kur'an'ı meseleler sohbet edilirken birisi, yani müşterilerden birisi ya da meselelere uzak birisi oradaki havayı biraz kaçırıyor. Yani bu zaman çok karamsar, çok kötü tablolar örnekliği üzerinden diyor ki hani şey kalmadı ki piyasada, adam kalmadı ki, üçler, yediler, kırklar olmayınca da diyor, veliler olmayınca da olmuyor bu iş diyor. Sessiz, gayet kibar, zarif bir biçimde ortamı izliyor, dinliyor, Ahmet Fevzi Kul abi. Çok da zarif bir üslubu var, yüksek bir ses tonuyla. Ama çok kibar bir üslupla
İrfan abi kendi kibar üslubunu Ahmet Fevzi Kul gibi şahsiyetleri örnek almaktan hareketle gerçekleştirdiğini zaman zaman ifade etmişti. Bu manada o da diyor ki bu zamandaki kadar hiç çok olmadı. Ondan sonra başlıyor anlatmaya. O şahıs böyle şeyle dinliyor ve oradan hakikaten çok etkilenmiş bir biçimde ayrılıyor. Ama üslubu şu, yani işte bu gençleri görmüyor musunuz? Camiye giden, namazını kılan, orucunu tutan, ibadetini tutan. Bunları siz Allah dostları saymıyor musunuz? Ne güzel. Veli evet. Nedir? Allah dostu değil midir diye. Ki Ahmet abimin hani eşi teyzem de şöyle der hep, ben diyor, yani Uzan'da hani beş vakit mesela namazına riayet eden gençleri diyor, ahir zaman evliyası diyorum. Evet. Aynı evet. Mana. Ama o ne kadar... Değil mi bu kadar yani günahların dört koldan saldırdığı bir zamanda. Bir vasatta. Değil mi? Alnı secdeye evet. Değiyorum bir genç için. Bir velayet. Aynen belki öyle. Eski, evvel bir zamanda olsa velayet mertebesi gerektiren bir şeydi diyelim. O bir çaba ister, bir efor istiyor. Evet. Hatta 28. lemada üstadın da 11. ve 12. nüktelerde Saatçi Lütfi ve o dönem içerisindeki o gençlerle alakalı tespiti. Yani sizce makamı belli değil ama hani en gerideki ferdi bile veli olan talebeleri bırakıp gitmek diye ifade ettiği nur talebelerine o nazarla bakması hakikaten üslup açısından ama öbür taraftan çok şeyhin şah kesildiği bir kısım zeminleri de hatıralarını anlatıyorlar. Hı. Şey bir tarafı da var Ahmet Fevzi Kulhan. Celalli mi? Celalli ve gözünü budaktan sakınmayan. Çünkü Eskişehir mahkeme safahattan itibaren o bütün olumsuz süreci yaşamış. Artık 48 Ahmet Fevzi Kul abinin yani zirve yaptığı yerlerde. Ki bir de yani Risale-i Nur'un hukukuna taarruz noktasında değil mi en pervasız mahkemeyi tabii, ifade ediyor. 48 evet. Afyon Mahkemesi. Dolayısıyla orada o hususi bir savunma hazırlamış. Malum o hususi savunmasında da üstadın ayrı zamanda beklenen şahsiyet olması noktasında çok fazla tahşidat yapan ama biraz da böyle heybetli bir üslup içerisinde meydan okuyan bir tavrı var. Üstad ise bu tavrı biraz şey bulmuş. Yani bu manada bu mektup bizim için de bir yol gösterici. Dolayısıyla birisi Ahmet Fevzi Kul abi ama diğer ismi şahsen ben de bilmiyorum. İnşallah süreç içerisinde öğrenelim. Şualar 659 Zuncu sayfadaki söz basım yayın tertibiyle bir mektup. Bismihi Subhanehu Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela ihtiyat, temkin ve meşveret etmek lazımdır. Evet, üç özellik. İhtiyat, temkin, meşveret. Ve meşveret etmek lazımdır. Evet. Yine bir sünnet hakikati değil mi? Evet. Hayata taşınan. Teenni Rahman'dandır, acele şeytandandır diyor Efendimiz. Ki bu hadisin bazı kaynaklarda hani neye binaen açıklanıyor? Ben yakın bir zamanda öğrenmiştim. Evet. Şimdi Hucurat suresinde bir ayet var ya, hani bir fasık size bir haber getirirse, yani doğruluğunu araştırın. Yok doğruluğunu araştırmadan o habere göre doğruymuş gibi doğrudan hemen hüküm verip kendinizce bir kavme karşı yani bir harekete girişip sonra pişman olursunuz eğer tahkikini yapmazsanız diye. Şu bir haber işte filan kavim şeyi vermek istemiyor. Zekatı reddediyor. Yani Müslüman olduklarını söylüyorlar. Ondan sonra zekat memuru gitmiş. Biz zekat vermeyiz diyorlar. Bu nevi irtidat manası şey oluyor ki. O manaya geliyor. Hazreti Bekir döneminde bu oluyor. Şimdi böyle bir haber geliyor. Medine'ye birileri olur mu böyle bunlar işte dinin emrini çiğniyorlar falan bunlara günlerini gösterelim. Hani hadlerini bildirelim gibi bir şey oluyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam durun diyor. Bir haber doğru mu yanlış mı? Bir öğrenelim. Meselenin aslı nedir öğrenelim. Ondan sonra gereği neyse evet. Yapalım. Halbuki onlar zekat memuru galiba korkup kendilerine gelmemiş. Bunun üzerine kendileri yani gelmedi zekatımız biz Müslümanız zekatımızın vakti geldi. Ama zekatımızı alacak kimse gelmedi diye işte zekat için ayırdıkları işte hayvanlar vesaireler Medine'ye getirmek üzere yola çıkmışlar. Kendileri geliyorlar ve
meselenin hiç de haber verilen gibi olmadığı öğreniliyor. Harika. Tam tersi. Evet. Evet. Yani onun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın işte teenni, yani böyle sakinlikle düşünüp, tartıp, karar vermek hani Rahman'dandır. Acele ise şeytandandır hadisini bunun üzerine söylediği şey aktarılıyor. Burada da Üstad ne dedi? İhtiyat ve temkin. Meşveret etmek lazım. Ki aslında üçü birbirini tamamlıyor değil mi? Bu da önemli değil mi? Şimdi ihtiyatsız adam, temkinsiz adam ne yapar? Hemen harekete geçer. Evet. Ve hemen harekete geçmek nedir? Danışmadan, konuşmadan hani. Evet. Kafada zaten meseleyi bitirmiştir. Evet. Bu budur. Danışmaya yürür. İhtiyaç hissetmez. Evet. Yani meşveret bu noktada ihtiyat ve temkini başarabilen insan zaten meşveret ortamını oluşturur. Oluşturur. Çok güzel. Evvela ihtiyat ve temkin ve meşveret lazımdır. Ki orada da Afyon cezaevi şartları itibariyle düşündüğümüzde söylediğiniz anlamda ne kadar çok haber gelip gidiyor ve ne kadar şuymuş, çok... Şuymuş, buymuş, evet. Şöyleymiş, böyleymiş, evet. Şu şöyle yapıyormuş, bu böyle plan peşindeymiş falan. Evet. Evet. Saniyen Zübeyir bana merhum biraderzadem Abdurrahman yerine ve Ceylan merhum biraderzadem Fuat bedeline verilmiş diye manevi ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara bıraktım. Yani, Abdurrahman'la ilgili mektubunu hatırlayalım Bediüzzaman'ın. Daha doğrusu yazdıklarını hatırlayalım. İhtiyarlarla aslında değil mi? Evet. Yani benim için benden sonra hani bu Halef. Hayrül Halef falan diye böyle düşünüyordum. Vefat haberi işte onu beni nasıl sarsı diye anlatıyor. Evet. Evet. Orada ne diyor? Zübeyir'i bana evet Abdurrahman yerini daha sonra bu defa değil mi? Bu tarihlere yakın bir zaman. Denizli şartlarını bu defa değil mi? 44'te yazılmış değil mi? Denizli hapisinin meyvesi olarak yazılmış. Meyve Risalesi dedim. 11. meyvede yanılmıyorsam. Değil 11. O, meselede? 11. meselede şey hani işte Fuad'ın hani değil mi? Ölümlü dünyanın işte şu biraderzade mi diyor bir şey ölümlü yarısı gitmiş zannediyordum daha önce. Evet. Şimdi kız kardeşi diye. Ve Abdurrahman şimdi Fuad'ın ölümünde kalan diğer yarısı da evet diye evet. Gene tamam. Bediüzzaman. Fakat burada yine istişare edecek iki adres de vermiş oldu. Evet. Yani evet. Ahmet Feyzi Kul bu manada evet. Yaşça hepsinin büyüğü Metin abi. Yaşça doğru. Yani evet. Hepsinin büyüğü konumunda. Dolayısıyla söz dinlemekte belki istişare etmekte de şey evet. Var. Üstad da çok enteresan ve çarpıcı iki genç ismi ona şey olarak gösterdi. Meşveret adresi olarak. Meşveret adresi olarak gösterdi. Zübeyir bana merhum biraderzadem Abdurrahman yerine ve Ceylan merhum biraderzadem Fuat bedelini vermiş diye manevi ihtar aldım. Ben de burada işimi onlara bıraktım. Yani onlarla istişaren... Dolayısıyla hani... benim de istişaren gibidir. Evet. Muhtemelen Zübeyir abi de Ceylan abi de. Bir anlamda onları vekil bıraktım anlamına geliyor değil mi? Evet. Hukukunu onlarla hallet. Yani bu bir ikincisi. Onlara, evet. O dönem itibariyle üstadın tarzına, hizmet metoduna ve yöntemine en uygun iki isim. Hakikaten süreç içerisinde görüyoruz ki sonraki hayatta Ceylan abi, Zübeyir abi yetiştirmiş. Zübeyir abi, Ceylan abi ikilisi bu manada üstadın o hakikaten son dönem hizmet metodolojisi açısından iki harika örneklik. Yani onlarla istişare etmesini, önermesinin de ayrı bir güzelliği var. Salisen, haber aldım ki çok çalışan fakat ihtiyatsız Ahmet Feyzi'nin Maidetül Kur'an başında malum mektubunu mahkeme heyeti bahane ederek ki Said kendi hakkındaki medihleri vesaireyi tasdik etmiş. Bu mahkeme heyetine ait bir cümle. Said kendi hakkındaki medikleri ve sahireyi tasdik etmiş. Benim mahkumiyetime bir sebep gösterilmiş. Ve netice itibariyle o ihtiyatsızlık Ahmet Feyzi Kul'un savunmasında yer alan bu cümle mahkeme kararında bir gerekçe olarak sunulmuş. Yani o Ahmet Feyzi veya değil mi, onu isim o savunmayı nasıl yapıyor? İfadelerini hiç konuyor. Bediüzzaman'ı, Risale-i Nur'u, onun hukukunu muhafaza ve müdafaa adına o da böyle olur diye yapıyor. Ama tam aksi bir netice veriyor. Bu neden çok çalışan, gayretinde sorun yok. Evet. Değil mi? Ama
Ama ihtiyatsız. İhtiyatsız. Olunca da böyle evet. Sonuçlar olabiliyor. Evet. Evet. Ben mükerrer dedim ki, her şeyden evvel Ahmet Feyzi onu beyan edip, ki o mektup kendi hakkındaki mektupları kabul etmemek vesaire bir kısmını tadil etmek lazımken, lüzumsuz onları hiddete getiren şeyleri yazmış. Biraz orada hissiyat ön planda olmuş. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Ama Ahmet Feyzi Kula da toz kondurmadı. Evet. Çok harika bir üslup yine burada. Evet. Hani evvela ama şu, yani kusuru ifade etti. Evet. Bu kusurdan dolayı güya onun iyi niyetle de yapsa, fakat işte hissiyat işine karışarak ihtiyatsız ve de şey meşveretsiz bir şekilde hareket etmesinin sonucunda ortaya çıkan problemi net bir şekilde işaret etti Bediüzzaman. Ondan evet. Sonra bunu söyledi. Çok güzel. Hani bir kere hani onu Ahmet Feyzi'nin kusuru yok, yanlış yapmadı demiyor. Evet, Ahmet Feyzi bunu bilecek. Bir hatası var. Yanlış bir şey yaptı. Doğru ölçüleri uygulamadı. Bu bir kusurdur. Evet, bu da bir zarar üretiyor. Bunu da görmesi lazım. Ama ben onun kalbini biliyorum. Yaptığı yanlış da olsa kalbini biliyorum. Dolayısıyla kalbindeki samimiyeti bildiğim için böyle bunun gibi bin tane de kusurunu görsem ben ondan gücenmem. Gücenmem. Müthiş. Yani, tam o işte. Muhteşem. Yani hem kusurun tespiti ve ifadesi var. Dolayısıyla kusurun sahibinin alması gereken uyarı evet. Kendisine tevdi edilmiş oluyor. Ama hem de şu denmiş oluyor. Bundan dolayı kardeşim seninle benim aramda bir kalbi mesafe doğru. Açılmayacak. Bunu da bil. Çok güzel. Yani bunu senin başına vurmayacağız. Ama bu hatayı da söylüyorum ki düzeltesin. Dikkat edesin. Evet. Ne kadar gerçekçi, ne kadar samimi. Evet. Yani biz iki türlü de kuramıyoruz bu ayarı. Maalesef. Ya hani kırarız toptan. Diye hatayı söylemiyoruz ve hatanın düzelmesine yol açmıyoruz. Düzeltilmesi için bir imkan sunmuyoruz. Veyahut hatayı öyle bir söylüyoruz ki aramızda kalbi bir mesafe açılıyor. Ben onun bin kusurunu görsem ondan gücenmem. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir dereceye çekilmek lazımdır. Şimdi cesurane hareket bize hemen değil mi çok fatura. Makbul, muteber bir şey olarak gözükür değil mi? Hemen öne çıkmak vesaire. Değil mi? Bu genelde bizim toplumda da böyledir. Hani evet. Meziyet olarak görülür. Evet. Fakat her cesurane hareket doğru hareket değil. Değil. İşte burada bir örnek. Cesurane, tamam. Bir cesaret var. Bunu saklamıyoruz ama bu cesaret hayırlı bir sonuç getiren bir cesaret mi? Değil. Değil. Yani maalesef ne diyor? Nurlara zarar ihtimali ortaya çıkaran bir cesaret bu. Cesurane fakat ihtiyatsız. Böyle olmayacak diyor. Cesuraneliğiniz yani hikmeti çiğneyen bir cesaret içinde olmayacaksınız. Değil mi? Yani cesaretiniz hikmetle ihtiyat, cesaretinizin evet, cesaretinizin sınırlarını, ölçüsünü, yerini, zamanını hikmet belirleyecek. O zaman kıymeti var. Çok cesareti. Haddizatına Kastamonu layıkasında Denizli hadisesine sebebiyet veren o sürecin başlangıcı yine Hasan Atıf Egemen'in. Yine aynı şekilde, aynı şekilde cesurane ki. Fakat. Evet. Yani işte Kastamonu Üstad'ın değil mi defa adres söylediği atayet aslana et, ot. Ot atılmaz. Hasan Atıf atmış yani. Orada da yine aynı cesurane tavır var. Evet. Evet. Fakat nurlara zarar gelmemek için cesurane ve ihtiyatsız hareketten bir derece çekinmek lazımdır. Rabian, Feyzilerin bir kahramanı olan Ahmet Feyzi kardeşimizde, Tahiri'nin koğuşu olan medresesinde aynen Tahiri gibi davranmalı. Demek Tahir abiyle aynı Koğuştalar. Koğuştalar. Aralardaki o ihtilaf bu ikisi arasında. Hı. Tahir abi daha şey... Temkinli, evet, muhtedi. Daha sakin. Daha sakin. Herhalde Ahmet Bey, olur mu böyle işte günlerini göstereceksin, işte hadlerini bildireceksin filan değil mi? Evet. Anladığımız kadarıyla böyle muhtemelen. Değil. Muhtemelen. Hatta orada belki mahkumlarla olan muhatap oluştu o koğuşta. Bir de o heyecan ve coşkuyu nazara veren cesaretli ve hissi üslup içerisinde bir kısım takdimler var. Çünkü mahkemede öyle konuşan insanın cezaevi şartlarında mahkumlarla nasıl konuştuğunu düşünün. Evet. Yani o cesaret. Bir de çok
kibar bir üslubu var. Yani nazik bir ses tonu ve çok etkileyici bir üslubu var Ahmet Ferici Kulabi'nin. Birkaç ses kaseti dinledim. Yani o Bekir Berk'in üslubuna benzer bir üslupta konuşması. Yani Osmanlı efendisi ve muhteşem bir Türkçe kelimelerin hakkını veren o tertil söyleyiş, hitap üslubu var böyle. Hakikaten kelimenin hakkını vererek üstüne basa basa konuşma. Şimdi ister istemez o cezaevi şartlarında bu diğer mahkumlar nezdinde ciddi anlamda bir şey meydana getiriyor. Etkileşim. Evet. Ama orada da yine üstad bir kayıt altına koydu Ahmet Feyzi'yi. Evet. Muhtemelen. Çünkü hani o bir enerji var fakat o enerjinin değil mi? Yani kontrolsüz güç değildir diye şey var ya. O enerjinin bir mecraya girmesi lazım. Hayırlı bir şekilde istimal olunabilsin. Burada da ne dedi? Koğuşta da Tahir'i. Yani evet. Mihver olarak önüne konuldu. Adres istiyorsan adres, Tahir'i, eksen, oradan Tahir'i git denge. Evet. Zübeyir ve Ceylan'ın yanında bir de Tahir abi eklendi. Haddi zatında buna ilişkin bir veri yok. Ama kanaatim şu ki Tahir abiyle Ahmet Fevzi Kulu abinin aynı koğuşta kaldığında Tahir abinin üslubu biraz Ahmet Fevzi Kulu'nun şeyinde kalır. Gölgesinde kalır. Evet. Yani çünkü diğeri baskın bir dil. Evet, baskın bir dil. Dolayısıyla orada yine dengeleyen harika bir üslup var üstatta. Tahir'in koğuşu olan medresesinde aynen Tahir'i gibi davranmalı. Ve gidenlerin yerinde onların şakirtlerini Kur'an ve Nur dersleriyle ve yazılarıyla teşvik etsin. Burada da şunu anlıyoruz. Şimdi gene belki bir ehli tarik veya belki ehli ilim, ulemadan birileri değil mi? Benzer şekilde irtica şu bu filan diye içeri alınmış, aynı koğuşa konmuşlar. Belki sen o Akrem'i kıskanınca çalışmasında da hani belirtiyorsun bu tarz şeyleri yapmalar, aynı koğuşa almalar filan. Biraz da aralarında değil mi, çatışma ve gerilim. Nur talebeleri bir meşrep, diyelim ki öbürü başka bir meşrep. Müslümanı Müslümana kırdırmak, düşürmek gibi. Mesela Bediüzzaman'ı ayrı bir yere koyuyorlar. Talebeleriyle bir Şeyh Efendi'yi ayrı bir yere koyuyorlar. Misal, Eskişehir'de yaptıkları kasıtlı gibi. Kasıtlı olarak yapılıyor bu. Burada da böyle bir şeyler olmuş. Dolayısıyla diyelim ki alim veya Şeyh Efendi o zat neyse o salıverilmiş. Evet. Ama neticede koğuşta değil mi? Onun sistemine dahil olan, onun bir nevi talebeleri kalmış. Evet. Yani bu defa yine bir meşrep çatışması ihtimali var mı? Var. İşte Ahmet Fevzi Kulu abi de üstadın şahsiyetinden, o ahir zamandaki vazifesinden bahseden bir tavır ve tutum ile muhtemelen şeyler var. Yani oradan da bu cümleden de onu anlıyoruz. Evet, oradan da şuna mı uyarı var diyorsun? Yani benim şahsımla, şahsiyetimle ilgili değil. Onlarla neyle muhatap oluyorlar? Yani Kur'an dersleriyle, Risale-i Nur'daki iman dersleriyle onları muhatap olman lazım. Yani konuşacağın alan değil. Hakikatle muhatap et. Evet. Benim gölgemi hakikate düşürme. Evet. diye burada da ince ayar yine. Evet. Ama hakikaten şimdi çıktı o manada Metin abi benim alemimde. Yani güzel bir şey oldu orada da. Muhtemelen Ahmet Fevzi Kul'un o yani Tahir'in koğuşundaki mesele bu mesele demek ki. Kur'an ve Nur dersleriyle ve yazılarıyla teşvik etsin. Dün bana gönderdiği yeni talebelerin defterleri benim hazin halimi sevince tebdil etti. Elhamdülillah dedim. Demek onlar bazıları hani Risale mi istinsa etmişler acaba? Muhtemelen. Herhalde. Evet. Metin abi ne yapalım? Devam edelim. Şimdi o devamda bir kısım var. Onu okuyamaz. Gene aynı manada hani İsmi Subhanehu diyor. O kısa bir mektup var. Bir 5 dakikamız falan var. Onu okuyalım mı? Bir hani aradaki bir bölüm var ya onu geçerek. Evet. Bu aradaki bölümde o Naşik Tarışkan'ın gizli cemiyetle tam alakadar belki piştahar gösterip hükümeti büyük bir telaşa sevk ederek diye başlayan kısımda. Onu sanki orada biraz da araştırmak mı lazım? Nedir evet. Orada sanki orada şuraya geçsek hoş olur diye. Tamam. Onu sizin sesinizden dinlesek? Yok hayır. Biraz hani öksürür muhtemelen ben okursam hani öyle hissediyorum. Bismihi Subhanehu aziz Sıddık kardeşlerim şiddetli bir ihtarla bildim ki sen ve Ahmet Feyzi bu seni bilmiyoruz. Evet. İnşallah bulalım. Evet. Nur'un mesleği olan mübareze etmemek ve ehli dünya ile uğraşmamak ve siyasete girmemek ve yalnız lüzumu kat'i olduğu zaman kısaca müdafaa etmek haricinde
pek ziyade zararlı, mübarezekârhane ve siyasetvari mahkemedeki okuduğunuz parçalar Nurlara çok zarar vermiş. Şimdi ölçü olarak ne koydu? Mübarize etmemek. O evet. Halde değil mi? Öyle müsbet hareket. Meseleyi zaten üstad ifade ediyor. Ehli dünya ile uğraşmamak. Sanki hani hemen dünyama şu gelmesi, ehli dünya ile uğraşmamak derken şu manası, İbrahim Aleyhisselam ve hani beraberindekiler için hani güzel bir örnek vardır diyor Kur'an'da Rabbimiz. Onların mesela duaları derken mesela şöyle duaları şu. Yani Rabbimiz bizi inkar edenler için bir şey, kafirler için bir fitne, bir sınanma, imtihan sebebi kılma diye dua ederlerdi diyor. Sanki burada hani onun şey olumsuz bir tavır ortaya koyuyor. Sen benzer bir tepkiyle cevap veriyorsun. Aslında mesele çözülmüyor böylece. Daha böyle değil mi? Kronikleşiyor. Evet. Evet. Yani dolayısıyla hani mübarez ettiğinde, uğraştığında yani meseleyi çözmüyorsun. Mesele daha böyle yani sıkıntılar gibi ve onların imtihanı oluyorsun. Çünkü onları adalete yaklaştırmak değil, bilakis zaten hani negatif bir tavır ve tutum içindeler. Daha da hakkaniyetten daha da uzaklaşıyorlar o yani tepkisel tutum içerisinde. Evet. Siyasete girmemek. Evet. Bir başka ölçü de o. Evet. Siyasetvari. Evet. Tavır içinde olmamak. Hatta bizim cezamıza... Yalnız diyor, şu da vardı. Lüzumu kat'i olduğu zaman. Buna karşı hani söveni ne diyorlar? Dilsiz, döveni elsiz demek değil. Yani hukukumuzu müdafaa ederiz. Hatta onu hani bir mektupta diyor mesela müsbet hareketi anlatırken birileri de menfi hareket ediyor. Onlara karşı susulacak mı? Müdafaa edilmeyecek mi? Orada tedafii bir suret ediyor. Evet. Müdafaa hani sen esas. Hani böyle saldırgan bir üslup içerisinde olmasın ama evet bir taarruz varsa o taarruza karşı hukuk müdafaa edilir. Burada da onu söylüyor işte evet. Değil mi? Yalnız lüzumu kat'i olduğu zaman kısaca müdafaa etmek haricinde dedi. Sizin yaptığınızda ise ne oldu? Bu ölçüler aşıldı. Kaçtı. Pek ziyade ve zararlı. Evet. Çünkü mübarezekârhane konuştunuz. Hani meydan okuyorsunuz. Mübareze derken de siz şöyle yapın, hani biz de böyle yapmazsak işte siz şöyle derseniz biz de böyle devam ederiz filan. Yani evet. Sanki yaparım işte hadi bakayım yapabilecek misin gibi adeta tahrik eder bir noktaya üslup geliyor var. Değil mi o mübarezekârhane evet. Üslup. Evet. Ve siyasetvari. Yani orada nedir? Halbuki Risale'nin hakikaten hedefi bir şey mi? Siyasi bir sonuca ulaşma. Haşa. Yani niye o noktada şey ehli siyasetin damarına basıyoruz? Basıyoruz. Evet. Yani mesele hizmet imanisini devam etmek, onların da şey adalet ve değil mi hakkaniyet çizgisine çekmek. Tabii. Burada üslubu üstad problemli gördüğünü söylüyor. Evet. Mübarezekârhane ve siyaset vari olduğu için. Yani kendi hissiyat ile hareket eden insanın netice itibariyle karşı taraftaki hissiyatı tahrik ettiğini unutmaması lazım. Dolayısıyla karşı taraftan akılla daha temkinli ve nitelikli bir sonuç arzu ediyorsak sekinet ve sükunet meselesi içerisinde evet. Hak ve hakikati nazara evet. Veren tavır ama üslubuyla evet. Çok ne kadar kıymetli. Mesela o karşı tarafın hislerinin yatışması kendi içinde bir iç muhasebeyi temin etmek ne kadar kıymetli. Yani bir güreşte değiliz, bir boks maçında değiliz. Değiliz. Evet. Yani Eskişehir yani mesela bir hukukun müdafaası, bir hukukun müdafaası, muhafazası ise hani tahrikten sen bir yumruk vurursan ben de bir yumruk üslubundan geçmiyor. Geçmiyor. Eskişehir mahkeme safahatında o incelik var yine. Yani Bediüzzaman'ın bütün savunmalarında var ama özellikle Eskişehir mahkeme safahatındaki savunma hani adeta işte o bir manifesto gibi. Hatta bizim cezamıza ve benim sıkıntılarıma sebebiyet vermiş. Sizin o tavrınız hani evet. Hayır getirmek değil. Ya. Evet. Ben senden ve Ahmet Feyzi'den gücenmem. Yine aynı üslup az önce evet. Dediniz. Öyle hata ifade edildi. İfade edildi. Yani ben onun bir kusurunu görsem ondan gücenmem dedi. Burada da aynı şey var. Bundan dolayı ben sizinle hani bir kalbi mesafe yaşıyor değilim. Sadece değil. Hatırlatıyorum yanlışınızı. Fakat bana evvelce göstermek lazımdı. Maddi kaza ilahi olarak o vaziyet size verilmiş.
onun tamiri için benim tarzımda davranmak lazımdır. Feyzi dahi bütün kuvvetiyle siyasi müdafaatı bırakıp Nurlarla ve Tahiri gibi yeni talebelerle meşgul olmak elzemdir. Asıl adresi hatırlattı. Evet. Yine oradaki mihenk Tahiri. Evet. Ne yapıyor Tahiri? Evet. Yani burada habire şöyle cevap vereceğim, böyle vereceğim, mahki onlar öyle derse ben onlara da böyle derim filan. Geç onu diyor. Evet. Tamam. Sen de orada neticede hapisteyiz şu an, koğuştasın. Orada da yani birçok insan var muhatap etmek. Yani onlarla şey ilgilen, enerjini oraya sarf et. Sarf et. Tahiri gibi. Evet. Allah onlardan ebeden razı olsun. Amin. Hakikaten yine harika ölçüler barındıran iki mektup. Yaşanmış mektuplar. Yaşanmış mektuplar. Evet abi. Evet sevgili dostlar. Bugün 14. Şua'dan, Şualardan bir mektup okuduk. Afyon Mahkemesi ve hapishanesi şartlarında yazılmış iki mektup okuduk. Haftaya başka bir mektupla görüşmek üzere. Hayırla, huzurla kalın.